Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Uzun bir haber turu yapacağımız programımızda Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi'nin kuruluşunun 64. yılı dolayısıyla Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nde bir iftar yemeği düzenlendi. Bundan 64 yıl önce Türkiye'nin 4. üniversitesi olarak kurulan Ege Üniversitesi'nin kuruluş yıl dönümünde Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budağ'ın ev sahipliğinde bir iftar yemeği düzenlendi. Programda emeğini konuşan Rektör Budak, ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarla yüksek öğretim tarihinde önemli bir yere sahip olan Ege Üniversitesi'ni daha ileriye taşımak için çaba harcamaya devam edeceklerini ifade etti. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi olan Ege Üniversitesi, tam 64 yıl önce bugün bölgenin ilk üniversitesi olarak kuruldu. Tıp ve Ziraat Fakültesi ile çıktığımız yolculuğa yüzlerce akademik birim, binlerce akademik personel ve 70 binin üzerinde öğrencimizle devam ediyoruz. Yolumuz uzun. Ülkemiz için, gençlerimiz için yapacak çok işimiz ve söyleyecek çok sözümüz var. Törende Ege Üniversitesi'nin unutulmaz emektar hocalarından Profesör Doktor İnci Erefe de söz alarak lisans düzeyinde Avrupa'da kurulan ilk hemşirelik fakültesinin Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olduğunu ve bununla gurur duyduklarını söyledi. Törende ayrıca yapımcılığını ve yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dilek Takımcı'nın yaptığı Ege Üniversitesi'nin kuruluş belgeseli gösterildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İzmir'de coşkuyla kutlandı. Bu renkli görüntüler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarından. Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının ve milli mücadeleyi başlatmasının 100. yılı olması sebebiyle bu sene daha da anlamlı hale gelen bayram kutlamaları vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak da İzmir erkanı ve vatandaşlarla bu coşkuya ortak oldu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu Taner Kocakaya mezun olduğu okuluna rej masası bağışladı. Bu anlamlı bağışa teşekkür etmek amacıyla Ege Üniversitesi Televizyonu'nda bir tören düzenlendi. 1972 yılında Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan Ege Üniversitesi Televizyonu'na rejim masası bağışlayan Taner Kocakaya bu bağıştan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. İyi ki Ege Üniversitesi'ni kazanmışım. İyi ki İletişim Fakültesi'ni kazanmışım. İyi ki İzmir'e gelmişim. Ege Üniversitesi'nde, İletişim Fakültesi'nde hocalarım da herkesi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dilek Takımcı ise öğrencilerinin mezun oldukları fakülteye gösterdiği önemi mutlulukla karşıladığını söyledi. Mezunlarımızdan da böyle bir destek almak, onların da katkı sağlaması gerçekten bizim için çok anlamlı. Bizi daha güçlü yapıyor. Gerçekten kendimi bu tür konularda daha güçlü hissediyorum onlarla. Bu bizim için çok önemli oldu. Bağış töreninin sonunda Taner Kocakaya'ya İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dilek Takımcı tarafından cübbe ve kep giydirildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi farklı disiplinleri bir araya getiren yüz anomilerine multidisipliner bakış paneline ev sahipliği yaptı. Etkinlik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Yüzümle Mutluyum Derneği, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu işbirliğince gerçekleştirildi. Yüz anomalili bireylerin tedavisi ve yaşadığı günlük iletişim sorunlarına çözüm önerilerinin anlatıldığı panelde hastalığa bağlı olarak gelişen dental, odyolojik problemlerin yanı sıra hastaların yaşadığı psikolojik problemler de multidisipliner bir yaklaşımla anlatıldı. Bir insanın kişiliği, fikirleri, duyguları, kısacası tüm benliği kendi içerisinde saklıdır. Bugün bizi biz yapan ve başarılarımızla bizi olduğumuz konuma getiren dış görünüşümüz kesinlikle değil. Ege Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı önceliğinde Uçabildiğin Kadar Yukarı etkinliği düzenlendi. Ege Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı tarafından hazırlanan Uçabildiğin Kadar Yukarı etkinliği 55 Ege Tören Şölen alanında düzenlendi. Etkinliğe İzmir'in çeşitli okullarından 1000'e yakın 3-6 yaş arası çocuk katıldı.
Bu yıl 5.sı düzenlenen program Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun Çocuk Gelişim Bölümü öğretim görevlisi Fulya Atalay Yalçın ve anaokulu öğretmeni Nadide Taşkıran öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, masalların anlatıldığı tüm standları gezerek çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ve Ege Üniversitesi Biyomühendislik Öğrenci Topluluğu tarafından 7. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi. Etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Yıldız, Biyomühendislik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Rengin Ertem, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 25 farklı üniversite ve bölümden öğrencinin katıldığı kongrede 16 konuşmacı, biyomühendisliğin güncel konularında sunumlar yaptı. Kongrede konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, biyomühendislik alanının hem insanlık için hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak, güncel konu ve uygulamaların tartışılacağı bu kongremizi çok önemli buluyorum diye konuştu. Çok aktif ve dinamiksiniz. Bu öğrenci platformunda bütün deneyimleri paylaşmak açısından özel sektör temsilcilerinin burada olması, onlarla işbirliği içerisinde olmanız, okullarınızda, üniversitelerinizde ki birikimlerinizi, deneyimlerinizi paylaşmak bu iki gün içerisinde çok önemli. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Engelsiz Ege Birimi ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile özel eğitim şenliği gerçekleştirildi. Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in de katıldığı etkinlik, Tülay Aktaş İşitme Engeller Okulu öğrencilerinin yaptığı resimlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle başladı. Şenlikte açılış konuşmasını Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu yaptı. Engelli bireylerin yaşam içerisinde karşılaştığı sorunları anlamanın öneminden bahseden Rektör Budak, "Özel bireylerimiz toplumsal yaşamda belirli zorluklar yaşıyorlar. Onların sorunlarını anlamaya çalışmak bile karşılaştıkları pek çok engelin yıkılmasında önemli bir adım olacaktır." diye konuştu. Bugün işitme ve görme engelli ilkokul ve ortaokul öğrencilerini üniversitemizde ağırlayacağımız çok değerli bir etkinlik için bir aradayız. Etkinlikte Aşık Veysel Görme Engeller İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı bir ses yarışması ve folklor gösterisi gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği'nden Seçme Şarkılar etkinliği dinleyicisiyle buluştu. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği'nden Seçme Şarkılar etkinliğinde Asirem Sever sahne aldı. Gösteri Türk Sanat Müziği Öğretim Üyesi Sami Büyüköztekin'in katılımıyla gerçekleştirildi. İzleyiciler gösteriyi pür dikkat dinlediler. Konserde çeşitli enstrümanların sesleriyle harmanlanan şarkılar Asirem Sever'in solistliğinde gerçekleştirildi. Gösteri büyük beğeni topladı. Öğretim görevlisi Sami Büyüköztekir orkestrayı tebrik etti. Performans bitiminde konuşan Asirem Sever, kendisini her zaman destekleyen annesine ve hocalarına teşekkür etti. Hayatımda yanımda olan tek kişi annem. Teşekkür ederim. Performansın ardından sahneye gelen annesi Asirem Sever'e çiçek takdim etti. Salonda duygusal anlar yaşandı. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi'nden haberlerle karşınızda olacağız. Mutlu günler dileriz.